Ayça Altıntı'nın hazırlayıp sunduğu Ayça ile EkonoCast programını dinliyorsunuz. Sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, Ayça ile EkonoCast programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ayça Altıntı, 2017 yılının 5. haftasında sizlere Los Angeles'tan sesleniyorum. Hem dünyada hem de ekonomi ve finans piyasalarında ilginç gelişmelerin olduğu dönemlerden geçiyoruz. Sizlerle önce her zamanki gibi geçen haftanın özetini paylaşıp sonrasında hafta boyunca olan önemli gelişmeleri konuşacağız. Önce geçtiğimiz haftanın özetiyle başlayalım programımıza. Geçtiğimiz haftayı piyasalar hızlı yükselişler ile geçirdi. İlk başta haftalardır piyasaların beklediği an geçtiğimiz hafta salı günü gerçekleşti ve Dow Jones endeksi 20.000 puan seviyesini devirdi. 20.000 seviyesini kesin adımlarla geçen Dow Jones endeksi haftayı %1.3'lük yükseliş ile 20.094 puan seviyesinde kapattı. Aynı şekilde S&P 500 endeksi de rekor seviyelere ulaştı. Hafta içinde %1 artarak 2295 puan seviyesinde haftayı sonlandırdı. Teknoloji endeksi Nasdaq'ta %1.9'luk yükselişiyle 5661 puan seviyesini gördü. Bu hareketli haftada petrol fiyatları da %1.3 artarak hafta sonunda varili $53.12 seviyesine ulaştı. Şimdi haftanın önemli gelişmelerine göz atalım. Tabii ki en başta haftalardır beklediğimiz, üstünde konuştuğumuz an geldi ve Dow Jones endeksi 20.000 seviyesini geçti. Ve salı gününden beri de 20.000 seviyesinin üstünde kaldı. Piyasa görüşlerine göre bu seviyeler kalıcı gibi gözüküyor. Daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk bu konuda. Aslında 20.000 seviyesi sadece psikolojik bir sınır. 20.000 ile 19.999 ya da 20.001 arasında çok bir fark yok kazanç olarak. Ancak ekonomik büyümenin olduğu ve piyasaların iyimser olduğu dönemde bu psikolojik sınırın geçilmesi yatırımcı duyarlılığını pozitif yönde etkiliyor. Sadece Dow Jones seviyesi değil, Amerikan borsalarının bütün göstergeleri de tarihi rekor seviyelerine ulaştı geçtiğimiz hafta. S&P 500 endeksi seçimlerden bu yana toplam %7.2 artış kaydetti. Geçtiğimiz hafta açıklanan Amerikan gayri safi milli hasıla büyüme miktarı %1.9 ile beklentilerin altında kalsa da özel şirketlerin açıkladığı karlılık raporları ve politik gelişmeler piyasaları canlı tutmaya devam etti. Şu anda herkesin aklındaki sorulardan biri şu aslında. Amerikan borsalarında seçimlerden beri yaşanan bizim balayı dönemi dediğimiz bu aşırı yükselme gerçek bir değer kazancı mı yoksa spekülatif ve kısa vadeli mi? Size bazı bilgiler vermek istiyorum önce bu konuyu tartışmak için. Amerikan borsalarındaki şirketler şu anda 1929 yılı ve 2000 yılında görünenden sonra yaşadıkları en değerli dönemdeler. Ortalama fiyat karlılık oranı halen 17 kat seviyesinde. Bu bir yanda kriz öncesi yükselme korkusu yaşatıyor yatırımcıya. Ne de olsa 1929 ve 2000 yıllarının hemen ardından Amerikan borsasının en büyük iki krizi yaşandı. Ama bir yandan da alttaki temel değerlendirmeleri sorgulatıyor. Şu anda gözüken beklenenin altında gelen büyüme rakamlarına rağmen piyasalardaki artışın bir dayanağı olduğu yönünde. İşsizlik düşmeye devam ediyor Amerikan ekonomisinde. Reel şahsi gelirlerde de ciddi bir artış var son 3 senedir. Bunların üstüne şirket karlılık değerleri de pozitif seyretmeye devam ediyor. Piyasaların rekor kırması kriz dönemlerinin hemen öncesini çağrıştırsa da aslında yatırımları satmak ya da likidite arttırmak için bir sinyal anlamına gelmiyor. Amerikan borsaları aslında 2013 yılından beri yani geçtiğimiz 3 senedir her yıl rekor kırıyor. Son 3 senede borsaların en yüksek olduğu noktadan bir sonraki seneye artışlara bakarsak ortalama 2013'ten 2015'e kadar her yıl %15 yıllık artış sergilediklerini gözlemliyoruz. Geçtiğimiz hafta Amerikan piyasalarındaki şirketlerin %30'u, bunların içinde S&P 500 endeksindeki şirketlerin de yüzden fazlası 2016 yılının 4. çeyrek karlılık oranlarını açıkladı.
Genelde teknoloji sektörünün devleri karlılık açısından beklentilerin üstüne çıkarken diğer sektörlerde sonuçlar daha karışık geldi. Ancak yatırımcının moralini bozacak, ileriye dönük duyarlılık oranlarını değiştirebilecek etkiler yapmadı. Önümüzdeki döneme bakarsak hangi sektörlerde en büyük yükselmeleri bekliyoruz? Benim ilk tahminim teknoloji yönünde olacaktır. Her zaman önü açık olan bu sektörün yaşayabileceği en büyük problem Trump yönetiminin izolasyon yönündeki politikaları olabilir. İhracata ve ithalata gelecek kısıtlamalar teknoloji sektörü için kötü sonuçlar doğurabilir tabii ki. Ama bunların çok kesin olmayacağını düşünürsek Trump yönetiminin verdiği sözlerden ve bunların hayata geçmesi durumundaki sonuçlardan en pozitif etkilenecek sektörlerden biri de finansal servis sektörü. Her ne kadar 2008 krizinden sonra Amerikan Kongresi'nin koyduğu Dodd-Frank düzenlemelerini tamamen ortadan kalkması imkansız olsa da bu düzenlemelerin tatbikatının azalması bekleniyor. Bu durumda da bankalar hem daha çok risk alabilecekler hem de daha çok kazanç sağlayabilecekler. Bunun yanında ticarete dayalı endüstrilerde ciddi çalkantılar bekleniyor. Özellikle Trans-Pasifik Anlaşması'nın iptalinin arkasından NAFTA'nın da Trump yönetimi tarafından masaya yatırılması Amerikan üreticileri ve ihracata dayalı sektörlerde düşüşe sebep oldu. Şu anda borsalarda gördüğümüz yükselişlerin biraz önce söylediğim gibi aslında biraz makroekonomik ve şirket değerlendirmelerine dayanan bir tabanı var. Ancak yine de işin öbür tarafına da bakmak lazım. Ekonomide özellikle politik ve uygulamaya dayalı pek çok belirsizlik hala mevcut. Dow Jones'un 20 bin seviyesinde gezinmesini en son görüşümüz olmayacak bu muhtemelen. Şunu unutmamak lazım. Dow Jones endeksi 21 bin seviyesine bile çıksa sadece %5'lik bir günlük bir düşüş ile yeniden 20 bin seviyesinin altına düşebilir. Ekonomide korkuya sebep olacak bir politik gelişme bütün ivmeyi tersine çevirebilir. Nitekim geçtiğimiz sene hem Brexit sonrası hem de daha öncesinde iki kere Amerikan piyasaları %10'a yakın seviye düzeltmelerine şahit oldu. Borsalardan bu kadar bahsetmişken biraz da petrol fiyatlarına bakalım. 2016 yılının sonunda OPEC'in üretim seviyelerini kısıtlama kararı almasının ardından biraz yükselen petrol fiyatları son dönemde 50-60 dolar seviyesinde sabitlenmiş durumda. Peki bu fiyatlar kalıcı mı? Yoksa 5 sene önceki gibi varili 100 dolar seviyelerini ya da 1 sene önceki gibi varili 25 dolar seviyelerini görür müyüz? Bu konuda benim düşüncem petrolün 45-60 dolar seviyesinde uzun bir süre sabitleneceği yönünde. Çünkü ham petrol piyasasına baktığımızda artık OPEC'in çok bir kontrol gücü kalmamış durumda. Ham petrol fiyatı 60 doların üstüne çıktığı zaman Amerika'da fracking sistemiyle kayadan petrol çıkaran şirketler piyasaya girip üretimi ve arzı artırıp fiyatı düşürüyor. Ham petrol fiyatı 45 doların altına düşünce de aynı şirketler piyasadan çekilerek, çoğu zaman iflas ederek üretimi azaltıyor. Artık petrol piyasasına giriş bariyerleri de çok yüksek olmayan bir endüstri haline geldi. Kaya gazı ve kaya petrolü geleneksel yöntemlere göre çok daha ucuza çıkarılabildiği için arz talep bu fiyat aralığında dengeleniyor. Dünya piyasalarına da biraz bakarsak geçtiğimiz hafta en çok izlenen ülke Çin oldu. Hem S&P hem de Fitch borç değerlendirme şirketlerinin Çin devletinin ileri dönük bakışını olumsuza çevirmesi, Çin'in büyüme hızındaki düşüş ve ülkeden para çıkışlarına koyulan sınırlar ile ekonominin bir çatlama noktasına geldiği korkusu hakim. Bu gidişle ülkede derin bir finansal kriz korkusu piyasalara hakim olmuş durumda. Bu konuya, Çin'de olan gelişmelere ve Çin-Japonya dengelerine önümüzdeki hafta biraz daha çok bakacağız. Bu haftalık bu kadar. Radyo Anatolia'da Ayça ile EkonoCast programını dinlediniz. Ben Doktor Ayça Altıntı. Önümüzdeki hafta yeniden hafta boyunca olan gelişmeler, piyasaların gündemi ve yatırımcıyı bekleyen değişiklikler ile karşınızda olacağım. Bizi dinlemeye devam edin. Ayça Altıntı'nın hazırlayıp sunduğu Ayça ile EkonoCast programını dinlediniz.